Aygün Yüce Genel Tekrar 20. videosundayız. Bu videoda da 11 tane soru çıkardık. Musul sorunu ile ilgili 1924'te İstanbul'da düzenlenen konferans hangisidir? Haliç Konferansı. Buna Ali Fethi Okyar katılmıştır hatta. Ve Musul ile ilgili çizilen geçici hat da Brüksel hattır. Dış politikada Türkiye lehine çözülen ilk siyasi başarı yabancı okullar sorunu. 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren kişi Yunan Başbakanı Venizelos. Balkan Antantası'na üye olan devletleri söyleyelim, Tayyar diye kodluyoruz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Bulgaristan ve Arnavutluk bu Antant'a yoktur. Balkan Antant'a Atina'da imzalandı. Bizi ise Tevfik Rüştü Aras, dönemin Dışişleri Bakanı temsil etti. Aynı zamanda Tevfik Rüştü Aras, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni de imzalayan kişi. Hatay'daki Türk varlığını kanıtlayan rapor nedir? Sandler raporu. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen. Cumhur diyoruz, Tayfur. İlk Başbakanı Abdurrahman Melek. İlk Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen. İlk Meclis Başkanı Abdülgani. Türkiye Cumhuriyeti lehine çözümlenen ilk uluslararası hukuk davası Bozkurt Lotus olayıdır. Hatta bizi savunan da Mahmut Esat Bozkurt'tur. Atatürk soy ismini o yüzden Bozkurt vermiştir. Türk dil milliyetçiliğinin gelişimindeki olay Vagon Litz olayı Türk dil milliyetçiliğinin gelişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda Rozgard olayı, bildiğimiz gibi Bulgaristan'ın Rozgard kentinde Türk mezarlıkları tahrip etmişler. Türk gençliği de İstanbul Üniversitesi o Bulgar mezarlığına yürüyüp ama oradaki mezarlara yoldan topladıkları çiçekleri koymuşlar. İşte Türk gençliği, işte Bulgar gençliği diye dünya basını da haber yapmış. 6 Eylül 1955 olayları nedir? Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalandığı iddiasıyla İstanbul'da yaşayan Rumlara karşı yapılan tahrip ve yağma olaylarıdır. Bu 6-7 Eylül olaylarını da Demokrat Parti bizi devirmek için yaptılar diye söylemiş hatta. Atatürk döneminde en uzun meclis başkanlığını kim yaptı? Kazım Özalp yaptı. Dışişleri Bakanlığı da en uzun Tevfik Rüştü Aras yaptı. Akdeniz'de korsanlığa son vermek için Türkiye hangi konferansa katılmıştır? Nyon Konferansı, İtalya'dadır bu da.